Gentile ile Berlin'i, 1429-1507, Rönesans döneminde Venedik'te yaşamış İtalyan bir ressamdır. 1478 yılında Venedik Cumhuriyeti tarafından Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapmak üzere İstanbul'a gönderilmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in son yıllarında, Osmanlı başkentine gelen Berlin'i, bir Osmanlı padişahının portresini yapan ilk ressamdır. Fatih, Venedikli ressamın maharetini sınamak amacıyla, onu bir dizi denemeden geçirir. Bu nedenle Bellini İstanbul'daki ilk aylarının sarayda çeşitli tablolar yaparak geçirir. Kesme işareti, kesme işareti, oturan katip kesme işareti, kesme işareti adıyla bilinen tablosu bunlardan birisidir. Bu tablo Boston'daki Isabella e Gardner Müzesi'nde bulunmaktadır. Ayrıca Fatih ressamın vatan sevgisini ve hayal gücünü ölçmek amacıyla bir Venedik manzarası çizmesini ister. Bellini'nin tablosunda hükümdar her ne kadar sade giysiler içinde resmedilmişse de, profilden yapılmış bu portrenin sağında ve solunda yer alan üç taç, tabloyu bir kudret simgesi olarak öne çıkartır. Bu üç taç Fatih'in son verdiği üç büyük devleti yani Bizans, Trabzon, Rum İmparatorluğunu ve Karaman oğulları belliğin simgeler. Bugün Fatih Sultan Mehmet'in bellini tarafından yapılmış bu tablo Londra'daki Victoria and Albert Müzesi'ne aittir. Ama artık bizde... de... Evet, mutluyuz. Bellini'nin gerçekten önemli bir tablosunun bize ait aslında bir anının Fatih Sultan Mehmet'e ait... Bir tablonun yakıştığı yer elbet İstanbuldur ve bence de İstanbul'da belediyenin en özel noktalarından birisidir ve İstanbul halkının hatta bütün dünyanın belki gelip o muhteşem komutanı padişahı görmek isteyeceği bir alanda ziyaret etmesidir. Bu noktada satışa çıktığını duyunca çok heyecan duydum. Ve hemen arkadaşlarıma süreci incelemesi için talimat vermiştim. E, bugün de e, belediyemize ait bir şekilde sonuçlanması beni çok mutlu etti. E, çok gerçekten onur duydum. E, yani tam da e, özellikle Fatih Sultan Mehmet'in e, İstanbul'da daha özel bir anıtla e, hissedilir hale gelmesini ve bunun Mustafa Kemal Atatürk'ün bir vasiyeti üzerine bize yakıştığını ifade ettiğim ve bununla ilgili bir proje sürecini başlattığımız şu anda yarışma safhasında hatta nerede olması gerektiği konusunda ön hazırlıkların yapıldığı sıcak günlerde böyle bir hediyenin İstanbul'a kazandırılması beni çok çok mutlu etmiştir. Hayırlı olsun İstanbul halkına. İstanbul halkına ait bir eserdir o artık. Ee, ve inşallah nice yüzyıllar e, İstanbul'da yaşamaya devam edecek.